Çin malı bir elektrikli araba var. Tesla'dan daha fazla satılmış bu araba. Belki Egea yerine bunu alırız. Kontak arıyorum ya. Uf. Ooo, güzel hızlanıyor. Tamam tutuyorum, üzülme, tutuyorum. Evet, yine Berlin'deyiz. Biliyorsunuz burada çok güzel videolar çekiyoruz. Bu videolardan bir tanesi de dünyada en çok satılan Çin üretimi, Çin malı bir elektrikli araba var. Tesla'nın rakibi olarak görülüyor. Hatta bu yıl 2 milyon adet satmışlar. Tesla'dan daha fazla satılmış bu araba. Performans arabası, elektrikli, tasarımı çok enteresan, iç tasarımı da dış tasarımı da içindeki özellikler de çok enteresan ve fiyat performans arabası yakında Türkiye'ye giriş yapacakmış. Hatta beğenirsek biz de belki Egea yerine bunu alırız, fiyat makul olursa. Avrupa'daki fiyat 40 bin 42 bin euro civarındaymış. Bize nasıl gelir vergisiyle bilmiyorum. Hocam, BYD'nin kompakt SUV modeliyle birlikteyiz. Bu aracın çok fazla modeli var ve ben bu kompakt SUV modelinin YouTube'da hiç videosunu bulamadım. Almanya'da yeni gelmiş bu araba. Hatta biz bunu kiraladık. 1000 kilometrede sıfıra çok yakın cillop gibi değişik bir araç. Birlikte inceleyelim. Bakalım bizim memlekete gelirse de almak mantıklı mı? Onu da görmüş oluruz. Aracın normal günlük fiyatı 103 euro. Sigortayla birlikte de 170 euro verdik. Biz sigortaya para verdik. 70 euro çok fazla normalde ama işte sağını solunu çarparsak başımıza bir şey kalmasın diye. Gelin bir dışından başlayalım. Şurada görüyorsunuz güzel bir logomuz var. Ön tarafta ızgara yok. Izgara olmamasının sebebi hem aerodinamik nedenlerden dolayı hem de elektrikli araçlarda zaten ızgaraya gerek yok. Hemen ön kapıda açayım size. Bir motoruna bakalım. Bunda artık şu şey gitmiş sonunda. Allah'ıma şükürler olsun. Fış fışlamamıza gerek yok ve bıraktığın zaman duruyor diyecektim. Durmuyormuş. Elektrik motorumuz var. Bu tek motorlu. Altta da yine bütün elektrikli araçlarda olduğu gibi kocaman bir bataryamız var. Biliyorsunuz elektrikli araçlarda pil çok ağır olduğu için, bu da normal arabalardan biraz daha ağır olduğu için motoru da aşağıya koyuyorlar. Normalde bilirsiniz motor biraz daha yüksekte olur. Ağırlık merkezini aşağı indirmek istiyorlar. Pil de bunun en altında yine. Güzel bir yol tutuş sağlıyor. Güzel bir aerodinamik sağlıyor. Ben yani buraya baktığımda daha fazla bir şey anlamıyorum açıkçası. Ben böyle inanılmaz araba seven bir insan olmadığım için arabaya birazdan ne kadar kullanışlı gözüyle bakıyorum. İşte elektronik donanım benim için önemli oluyor. Bir arabaya bu kadar para vermişsin ama nelerimi kolaylaştırıyor, ne kadar bir rahatlık sunuyor, ne kadar bir konfor sunuyor, genelde onlara bakıyorum. Daha böyle vatandaş yorumu gibi düşünün benimkini. Bak burada da panjurlarımız var. Bunlar da süs panjur. Herhangi bir hava geçişi, hava kanalı yok yine burada. Jantlarımız bunlar elmas jantlar. Yine işte aerodinamiği daha iyi sağlaması açısından jantların bana tipi hoşuma gitti. Ben böyle karton Pierre vur gibi vuruyorum ama vuruyorlar. Araba incelemelerinde de vuruyorlar yani. Vuruyor. Janta vurmuyordur da yani. Gel hemen bir yandan şöyle bir gezelim. Şimdi bu arabanın bazı modellerinde Tesla kapı kolu gibi böyle içeriye giren ve içeriden çıkıp böyle elini sokup açtığın kapı kolları var. Bunun kapı kolu normal. Farlarımız güzel. Xeon far kullanılıyor yine bunlarda. BYD'nin açılımı bu arada. Bu full Çin üretimi ve bütün parçaların işte pili de Çin'de üretiyorlar. Yine aynı firma kendi pillerini üretiyor. İşte içerideki karbon fiber parçalarının yine çoğunu firma kendisi üretiyor. Dışarıdan almıyorlar. Yani %70-80'e yakın kendi üretimleriymiş. Kalanını dışarıdan parçaları alıyorlarmış. Hemen bir bagaj açalım. Yani normal bir elektrikli araç bagajı kadar büyük değil bu arada. Normalde işte alttan biraz daha yerimiz oluyordu. Bunun altında böyle çok fazla bir şey yok. Ben kabloları böyle koymuşlar. Kablolarını tıkıştırdım. Bunlar da bizim eşyalar. Çok da bir şey yok açıkçası. Şimdi bak ön tarafa geçelim. Onu daha iyi anlatayım. İki tane şarj giriş yerimiz var. Bir tane sağ tarafta var. Bir tane sol tarafta var. Bunu da böyle kolaylık için koymuşlar aslında. Sen şarj istasyonuna girdiğin zaman kardeşim arabayı mal gibi çevirme, ileri aldım geri aldım, neredeydi bunun şarj girişi, uğraşma diye. İstersen buradan takıyorsun. Yok kardeş burada da değil diyorsan öteki taraftan. Hani lan nerede öteki tarafta şarj yeri? Sen nereden çıkardın bu öteki? Otoparkta böyle bir şey konuşuldu. Hayır, dedik ki sana gel buraya. Burada iki tane şeyi var. Hem şarj edebiliyorsun hem sen şarj edebiliyorsun. He tamam, dur geri aldım o zaman. Burası da şarj ünitemiz. Buradan şarj girişi de alabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Çıkışı da alabiliyoruz. Bunun diğer modellerinde gördüm. Bunun yanına koymamışlar ama bir adaptör yapmışlar. Buraya takıyorsun. Diğer tarafına böyle beşli çoklu priz veriyor sana. Atıyorum kampa gittin. Kahve makineni tak. Tost makineni tak. Mikrodalgan varsa tak. İstediğin gibi istediğin şeyi elektrikle çalıştırabiliyorsun. Güzel bir özellik bence. Elektrikli arabalarda olması gereken bir özellik. Şimdi bu
arkadaşın menzili 320 kilometre diyor fabrika çıkışı. Ama işte 280-260 kilometre gittiği söyleniyor. Teslalara göre birazcık kilometre açısından düşük geldi bana. Yani yarısı kadar menzili var. Çok hoşuma gitmedi. Gel hocam içeri. İçerisi arabanın çok enteresan yapmışlar. Nasıl diyeyim, mini esintisi var. Ama koltuklar böyle bir Mercedes CLA gibi. Klima ızgaraları hiç görmediğim bir şey. Orta konsol efsane. Gel hocam. Bir kere kapı kolumuz bu. Altında bir hoparlör koymuşlar. Burada da bir RGB LED var. Çok güzel görünüyor. Bak şöyle açıyorsun kapıyı. Yine burada kapı da değişik, güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bak şu çok enteresan. Dört kapıya da koymuşlar bunu. Gitar gibi burası. Aslında bas gitar gibi. Akort edebiliyor musun bilmiyorum ama... Ön koltuklarımız otomatik. Yine sırt ayarımız var. Koltuklar çok güzel. Şu yan taraflarının tutuşu benim çok hoşuma gitti. Valla ben CLA'nın koltuklarına benzettim. Siz başka bir şeye benzettiyseniz yorumlarda yazın. Ama gerçekten koltuklar benim hoşuma gitti. Direksiyona gelelim. Direksiyonun üstünde güzel bir gösterge yapmışlar. Çok büyük değil, çok küçük değil. Yine arabanın diğer modellerinde farklı daha büyük ekranlı olanları da var. Buradan işte neleri görebiliyoruz? Yakıt tüketimini görebiliyoruz. İşte yol asistanı, öndeki araçla mesafe ayarlama gibi full otonom yok bu arabada benim anladığım kadarıyla. Bu arada biz arabaya ilk bindiğimizde otoparkta yazılım güncellemesi geldi. Dedim güncelle bas, ne kadar sürebilir ki de. Bir saat yazılım güncellemesini bekledik. Arabayı full kapattı. Pencere bile açıp kapayamadık. Mesela Instagram'a onu koyduk. Instagram'dan takip ettiysen gördün güzel kardeşim. Etmiyorsan gitti. Gitti o story. 24 saat kaldı gitti. Sen göremedin olayı. Direksiyonun hemen yanında şu mazgallar benim hoşuma gitti ya. Klima ızgaraları. Değişik. Şöyle şekil yapmışlar. Şuradan da açıp kapatabiliyorsun. Bunlar hoş detay bence. Fiyat performans aracı olduğunu düşünürsek iç tasarıma bayağı bir değer verilmiş. Şurada bu deri değil ya. Bu başka bir şey. Şunlar karbon fiber gibi duruyor. Çok emin değilim. Hocam orta konsol çiçek. Vitesimiz çok güzel. Yandan yine bir release tuşumuz var. Buradan geri, ileri ve boşa alabiliyoruz. Parka almak istersek şurada bir park tuşumuz var. Buna basıyoruz. Start stop yine böyle bir elmas şekil yapmışlar. Burada elektronik park frenimiz var. Yanda bir sürü tuşumuz var. Ama genelde bütün işlemleri şu orta konsoldan yapıyoruz. Tesla ekran deniliyor bunlara biliyorsunuz. Kocaman bir ekran. Bunun kendi yazılımı var. Yine Tesla'daki gibi. Apple CarPlay yok benim anladığım kadarıyla. Kendi yazılımını kullanıyorsun ama navigasyonunu çok beğenmedim. Apple ya da Google olmayan navigasyonlar çok tırt oluyor. İşte kendi bir radyo uygulaması var. Şimdi araç ayarlarına girdiğimiz zaman buradan her şeyi yapabiliyoruz. Sesli komutla da her şeyi yapabiliyoruz. Mesela hey BYD open windows. Pencereleri aç dedim, bir tane pencere açtı. Neye göre? Niye bir tane pencere açtın? Hey BYD open all the windows. The driver window is already fully open. Hey BYD close all windows. Evet, pencerelerin hepsini aynı anda kapatıyor ama pencerelerin hepsini aynı anda açmıyor. Aracın yine her yerinde kamera sensör olduğu için abidik kubidik işte 3D'de görebiliyoruz arabayı. Yan tarafları da görebiliyoruz. İşte Tesla'daki gibi aracı efendim biri yaklaştı. Onun fotoğraflarını çek gibi özelliklerimiz de var. İşte buradan direkt aracın yazılım güncellemesini yapabiliyorsun. Biz bunu yaptık. İşte buradan yol takip asistanı, park asistanı gibi şeyleri açıp kapayabiliyoruz. Hani şu an için bir full otonom özelliği yok ama ileride bir yazılım güncellemesiyle bence full otonom özellik buna kesin gelir. Ha, direksiyonumuzu ayarlayabiliyoruz. Frenimizin sertliğini ayarlayabiliyoruz. Ha, ambiyans ışıklarının renklerini ayarlıyoruz. Dinamik ışık diye bir şey yapabiliyormuşuz. Müzik ritmiyle değişen ışık yapabiliyormuşuz. Değişik, güzel. Hava temizleme özelliği de varmış mesela bunda klimanın yanında. O da bir değişik. Şimdi bu ekranın bence en güzel özelliği. Kardeşim bu ekranı istersen direksiyonun üstünde şu soldaki tuştan ya da şuradaki döndürme ikonuna basarak döndürebiliyorsun. Böyle bir şey gördün mü sen hayatında? Ne faydası var? Bunun ne faydası var? Oturdun atıyorum oyun oynayacaksın. Bayağı güzel oynarsın. Film izleyeceksin. Rahat izlersin. İşte yoldayken de mesela ben diki tercih ederim. Daha rahat oluyor bence dokunması, kullanması. Olmasa böyle özellik laf edeceğiniz kardeşim. Güzel geldi bana yani. Teknolojik bir özellik. Seviyorum ben böyle şeyleri. Yine aracın işte şuradaki tuşlardan modlarını ayarlayabiliyoruz. Elektriği kullanım oranını yükseltebiliyoruz. Onun dışında normal mod, eco mod, sport mod var. Onları da denedik. Gerçekten sport modda güzel bir tork hissiyatı, böyle bir elektrikli hızlanması hissiyatı yakalayabiliyoruz. Yine şurada işte tutamaçlarımız var. Bir wireless telefon şarj etme ünitemiz var burada. Buranın altında, bu konsolun altında da yine güzel bir buraya da saklama alanı yapmışlar. Yine orada iki tane şarj girişi var. Bir tane eski USB koymuşlar, bir tane de Type-C USB koymuşlar. Geçelim arka tarafa. Şimdi arka taraf çok rahat, çok geniş, konforlu yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi bak biniyorsun. Önde ben oturduğum zaman, ki ben 1.83'üm. 1.83 biri önünde oturduğu zaman
senin arkada böyle kabak gibi kocaman bir yerin kalıyor. Kafa mesafesi yok. 3 santim falan var. Ama işte tavan cam tavan olduğu için, açılabilir cam tavan olduğu için bence şey, klostrofobik bir his yaratmıyor. Bu tamamen kapanıyor güneşliği. Güneşlik kapanınca belki biraz daha dar bir hissiyat yaratır. Ama şimdi bak, bacak genişliği çok iyi. Üçüncü bir kişi oturuyor. Şaft tüneli yok biliyorsunuz elektrikli araçlarda. Ortası bomboş. Böyle bacakları da koydun. Burada 3 kişi rahat oturur yani. Bence arkasının genişliği, konforu gerçekten güzel. Şimdi şunu göstereyim. Şimdi ortada yine bir 2 tane bardaklık yerimiz var. İstersek koltukları buradan açamıyoruz. Evet, buradan da dümdüz olmuyor bu. Tesla'daki gibi aracın arkasını yatırdım, buraya yatak attım, kamp yaptım. Burada olmaz. Arka tarafın orta ünitesine bakalım. Yine burada klimalarımız var, ayarlarımız var. Aşağıda bir eski USB girişimiz, Type A. Bir tane de Type C girişimiz var. Şu aşağıya da ufak saklamacık bir alan koymuşlar. Yine şurada 2 tane küçük gözümüz, bir tane de büyük gözümüz var. Benim koltuk kumaşları falan gerçekten hoşuma gitti. Güvenlik testlerinden geçmiş midir, ne kadar geçmiştir onu gerçekten bilmiyorum. Tamam, yola çıkabiliriz. Yes, bakalım kullanacağız arabayı. Şu an kontak arıyorum ya. Uf, ruhum fakir gerçekten. Nasıl açılıyor bu araba gerçekten? Nasıl geldik buraya? Bastı gitti sanki ya. Bakayım. Şu anda açık mı? Evet. Elektrikli olunca işte anlamıyorsun araba çalışıyor mu, çalışmıyor mu, ne oluyor diye. Şu an gerçekten komik şartlar altında çekim yapıyoruz. Şuraya bir tane GoPro'yu bir tek yukarıya takabildik. O yüzden tepe açık kaldı. 0 derece, hava soğuk geliyor, donuyoruz. Burada da şansımıza Berlin'de grev çıktı. O yüzden işte yollar kapalı, otobüsler, uçaklar, trenler, her şey iptal oldu. Yine de bir şansımızı deneyeceğiz. Yani bir otobana çıkmak istiyoruz en azından ki hani birazcık arabayla gaz diyebilelim. Şimdi direksiyon sertliği bence çok güzel. Şehir içi kullanımına tam uygun. Ki yine işte sertliğini de değiştirebiliyoruz. Spor modu var, comfort modu var. Gazın sertliği benim çok hoşuma gitti. Normalde sert bir gaza ben hiç denk gelmemiştim daha önce. Bu biraz daha sert, böyle hissettiriyor bastığını. O yüzden hoş bence. Yine frenin sertliğini de ayarlayabiliyoruz. Şu an ben arabayı yüksek enerji tüketim moduna aldım. Hır şehirli gözlemeci varmış pazarda. Gözleme mi yesek ya? Patates kaşar. Türkiye'deyken çekmiyor, buradayken insanın canı gözleme çekiyor gerçekten. Bu arada Berlin için, daha doğrusu Almanya için ben şöyle bir şey duymuştum. Ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama otobanlarda hız limiti yok. Almanya'da şehirler arası giderken ya. Şehirler arası gitmedik, bilemeyeceğim onu aldım. Şöyle hafif bir gaz vereyim bakayım. Bas. Hızlanıyor. Ya tabii ki bir Tesla değil. Ama yine elektrikli olduğu için kavramı olmadığından dolayı korku direkt hissediyorsun. Hoş. Şey koymuşlar bu arada, onu az önce denedim. Öndeki araçla mesafe ayarlama, ACC diyorlar buna. İşte efendim şeridin ortasında kalayım gibi şeyleri var. Bak hatta açayım. Dur bakayım ne yapacaksın şimdi? Bak normalde sağ şeride girmesi lazım. Aferin kız! Sağ şeride gir. Kırmızıyı durman lazım. Alo! Kırmızıyı görmüyor. Şey güzel, daha önce diğer araçlardaki şerit takip özelliklerini bunu görmemiştim ben. Şeridi biz giderken şerit sağa doğru kıvrıldı. Bu sağdaki şeridi takip etti. Bu normalde düz gitmeye devam eder ya da sana direksiyonu bırakıp öndekine girerdi. Bu şeridi takip etti. Hoş. Bence bir araç için en önemli şeylerden bir tanesi, sen bu aracı alıyorsun. Kardeşim 2 yıl sonra yenisini almayayım. Yeni özellik çıkıyor, yeni araç alman gerekiyor. Ama bu araçta eğer yazılım güncellemesiyle yine sensörleri kullanarak bir otonom hale getirebiliyorlarsa, atıyorum 1 yıl sonra, 2 yıl sonra sen bu aracı aldıktan sonra bir yazılım güncellemesiyle arabayı full otonom kullanabileceksin. Çok güzel bence. Git bakalım. ACC activated. Bak şimdi. Şerit. Şerit. Gitti şerit. Şerit kalmadı şerit. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızıyı da görmedi. Ona da girdi. Çinli abilerimiz yazılımda çok iyi değiller. Bir şeye göre bir takip yapıyor ama işte neye, kime göre. Bu arada pilimiz şu an 196. Menzilimize de 400 kilometre diyor. Ama ben böyle bir full kullanımda 400 hayatta görmeyeceğini düşünüyorum. Ve 220-250 gibi görür diye düşünüyorum. Daha tasarruflu böyle eco moda falan alıp kullanırsan belki daha fazla görürsün. Şimdi bak burada hocam senin sağ şeride geçmen lazım. Ve öndeki arabayı görüp çarpıyorum deyip durman lazım. Evet bak kendi duruyor şu an. Ben durdurmadım. Kendi durdu. Aferin. Öndeki araçla mesafe 2023 yılında Toyota Corolla bile ayarlıyor zaten. Sen de bir zahmet ayarlayıver. Ne yaptı? Direksiyonu sola çevirdi. Niye? Bir bakayım, bırakayım kendi ne yapacak? Çok merak ediyorum şu an trafik kalkınca mesela. Gitti o, hadi salak.
Gitmedi. Şeridi ortalıyor. Aferin. Mesafeyi de sen eğer uğraştırma beni. Ha şu an full otonoma geçti gibi. Tamam tutuyorum üzülme tutuyorum. Hemen panik ya. Bu elektrikli arabalar direksiyonu bırakınca hemen panik. Sakin ol. Bir derin nefes al. Şu an ben hiçbir şey yapmıyorum bak. Mesafeyi de ayarlıyor. Önümüze araba girdi mesela. Onu gördü. Ona göre ayarladı mesafeyi. Gidiyor gibi. Evet biraz daha otobanımsı bir yola girdik. Saldım. Ötecek yine de tut kardeş diye. İşte ne yapıyoruz burada? Biz daha önce yapmıştık Tesla'ya. Su şişesi astık mesela. Hafif ağırlık gördüğü için gidiyor. Yani full otonom. Tesla'da da bu arada sadece Amerika'da beta sürümü var. Yani Amerika'da şu an bir Tesla aldığında beta sürümüne üye olmayı başarabilirsen arabaya biniyorsun. Gideceğin yeri işaretliyorsun. Ara sokak, viraj, U dönüşü, park, işte şerit olsun olmasın. Hiç umrunda değil arabanın direkt gidiyor. Yani sen sadece arabaya binip gideceğin yeri işaretliyorsun ve kendisi gidiyor. Her şeyi yapıyor. İnanılmaz bence. Karım da donuyor tabii yukarı. Açık olduğu için. Hazır otobandayız. Karıcığım bir geri yaslan. Hoppa. Hızlanması gerçekten güzel. Ben elektrikli araçlardaki şeyi çok seviyorum bu arada. Gazdan ayağını çektiğin zaman motor freni gibi kendisi yavaşlamaya başlıyor. Bir yandan dinamosu çalışıyor. Oradan bir böyle elektrik tasarrufu yapıyor ve aslında freni hiç kullanmadan sadece ayağını gazdan çekerek arabayı kullanabiliyorsun. Çok güzel bence. Şimdi ben birazcık gaza basıyorum müsaadenizle. Siz de sıkı tutunun Merve Hanımcığım. Almanya otobanlarında Maganda. Korna normal korna bu arada. %93 bu arada. %5 şarj gitti. Kaç kilometre gittik? 3 kilometre belki gitmişizdir ya. Ama bastık biraz falan. Ha bak navigasyonu şöyle bir şey yapmışlar. Sol üstte bir pop-up çıkıyor dönüşten önce. Diyor ki kardeş soldan devam. Mal mısın? Diyor yani düzgün gör yolu diyor soldan devam diyor. Güzel yapmışlar onu. Vallahi bir şey diyeceğim. Benim araç gerçekten hoşuma gitti. Bu bizim memlekette ne kadar olur bilmiyorum ama fiyat performans arabası için içi çok güzel. Teknolojik özellikleri gerçekten güzel. Malzeme kalitesi okey. Güvenlik tarafını gerçekten bilmiyorum. Hani ney testinden geçmiş ney almış ama muhtemelen o da iyidir diye düşünüyorum. Ön taraf orta konsolu çok güzel. Arka tarafın genişliği çok güzel. Şaft tüneli olmaması, koltuklar arasındaki mesafe güzel. Kullanım rahatlığı çok güzel. Güzel, hızlanması güzel, viraj dönmesi, yol tutuşu, ağırlık oranı güzel arabanın. Ben bu arabayı çok beğendim ya. Fiyatı gerçekten uygun olursa almamak için hiçbir sebebi. Bizim memlekete geldiği gün alırım ben bundan bir tane. BYD'k var mı Türkiye'de? Yoksun herhalde ama izliyorsan bak Tesla'dan sonra ilk beğendiğim araba olarak tarihe geçebilirsin yani. Bir tane atarsın üstüme, değil mi? Evet, bugün BYD markasının çok enteresan bir SUV modelini denedik. Yakında Türkiye'ye de gelecek diye duyduk. Vallahi dünyanın her yerinde hayvan gibi satıyor. Bizim memlekete de gelirse, fiyatı da makul olursa bence değerlendirilebilecek bir araba. Sizin de aklınızda olsun. Yorumlarda bekliyorum siz arabayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Berlin'de videolar gelmeye devam ediyor. Sizleri öpüyoruz. Görüşürüz. Bay bay.